Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de güzel bir tarifle şöyle sizlerle denemek istedim, öyle söyleyeyim. Bugünkü tarifimiz arkadaşlar malzemeden de görüldüğü gibi tavuklu mantar sote arkadaşlar. Elimizdeki olan malzemelerimizi şöyle sayalım. 500 gram kadar arkadaşlar 500 gram tavuğumuz var, göğüs oluyor. Burada da 600 gram mı? 400 gram pardon. 400 gram mantarımız var. Temizlenecek şimdi onlar. Bir kırmızı kapya biberimiz, iki tane de yeşil biberimiz var arkadaşlar. Birkaç diş sarımsağımız var. Bir baş soğanımız var. Arzuya göre baharat arkadaşlar. Ben kimyon, karabiber, kırmızı biber, tuz koydum. Dileyen daha fazla da koyabilir, eksiltebilir, artırabilir. Baharat tamamen sizlerin isteğine bağlı. Öyle söyleyeyim. Şimdi hemen ben güzelce tavuklarımı... Evet arkadaşlar, doğradığımız tavuklarımızı hemen içerisine aldım. Tenceremizi, tencere 2-3 kaşık arkadaşlar ayçiçek yağı, bir kaşık da öyle zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi göğüs kısmı arkadaşlar bayağı bir yağsız oluyor. Şöyle güzelce birazcık bunları kavuracağım yağda. Ben diğer malzememe geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuklarımız iyice kavruldu. Şöyle göstereyim. Hemen ben soğan ve sarımsağı ilave ediyorum. Bir güzel de bunları karıştıracağım. Böyle 2 dakika kadar da bunları kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben görüldüğü gibi böyle bayağı bir kavuruyorum, yani kızarık oluyor. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle biberlerimizi de hemen ilave ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi isteğe göre siz biraz daha fazla ya da eksik ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı, öyle söyleyeyim. Hemen şöyle karıştırıyorum arkadaşlar ağzını. Böyle ağzını kapatacağım hemen.
Evet arkadaşlar, bayağı bir kavruldu gördüğünüz gibi. Hemen ben böyle baharatlarını atayım ve mantarını atıyorum arkadaşlar. Mantarı arkadaşlar böyle bir 6 tane 7 tane kadar eksilttim içerisinde. Onunla da başka bir yemek yapacağım. Fazla katmadım. Şöyle göstereyim. Evet. 2-3 dakika kadar da böyle mantarlar böyle bir sinsin. Hemen salçasını atacağım. Evet arkadaşlar, bir kaşık da salça ekliyoruz. Ben domates salçası ekledim arkadaşlar. İsterseniz biber salçası vesaire kullanabilirsiniz işte. Şöyle göstereyim. Güzelce bir karıştıralım. Gayet güzel görünüyor. Renk olunca arkadaşlar yemek ve o kadar da iştah açıcı oluyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Salçamızı güzelce kavurmuş olduk. Şöyle bütün malzemeyle birleştirdik. Ve yemeğimizi tamamen kavrulan yemeği öyle söyleyeyim. Pişmeye bırakacağım. Ve bir bardak şöyle bir su bardağı suyumuz var. Bir su bardağı su da buna yeterlidir. Şöyle güzelce ağzını kapatıp kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Şimdi servise hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyorum. Şöyle servis yapıyorum.